Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Mecidiyeköy'den sesleniyoruz. İki adam web yazılım ve organizasyonun konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Savaş Bey bulunmakta. Savaş Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biraz sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir bu sektördesiniz? 4 yıldır, yaklaşık 4 yıldır web alanında Google üzerinden web tasarım ve Google optimizasyon uyumlu web sayfaları, web yazılımları hazırlamaktayız. Evet, Savaş Bey, çok kısa süre içerisinde hızlı aşama kaydeden bir firmasınız. Evet, bu doğru elemanla, doğru insanlarla çalışmayla neticeleniyor sonuçta. Yazılım dediğiniz zaman sürekli gelişen, farklı sistemlere ayak uydurabilen, güncel uygulamalara karşı güncel yapılanmaları yapabilen, sayfa tasarımları hazırlanan, bu sonuçta bizim için vazgeçilmez bir şey. Web alanında da bu sürekli güncel gelişen teknolojiye sayfaların uyumlu olması gerekiyor. Çalışan elemanlarımız ve personelimiz bu konuda profesyonel. O yüzden başarılıyız. Evet. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi sürekli gelişme gösteren bir sektör içerisindesiniz. Evet. Siz bu gelişmeleri ve yenilikleri nasıl takip edip nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, sürekli gelişen bir sektör. Teknolojik yeniliklere, firmaların bu yeniliklere uyumlu olması ve her şekilde hazır olması gerekiyor. Aslında Türkiye'deki internet sitelerinde önemli bir durumda da aslında güvenlik sorunu. Web sitelerin güvenlikleri yeterli düzeyde değil. Sayfaları yaptıran firmalar güvenlikleri yeterli olmayan sitelerle internette yayın halindeler. Kullanıcı tabi burada bir şekilde farkında olmadan bazı virüsleri, bazı programları, virüs programlarını bilgisayarlarına indirmiş olabiliyorlar. Firmalar burada çok önemli bir şekilde bu konuya dikkat etmek zorundalar. Gelişen bu teknolojide kendileri de bu sisteme ayak uydurmak zorundalar. Evet, kurumsallaşma adına gerçekten en başta yapılması gerekenlerden biri de güzel bir web yazılımla güzel bir sitenin oluşturulması, ki zaten Türkiye'de şu anda onun zorunluluk halinde bulunması evet. Sebebiyle insanlar biraz daha hareketlendi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Web siteleri genelde karmaşık olmamalı. Basit ve algılanabilir, görsellik açısından da belirli göze hitap edebilir şekilde olmalı. Tabi burada ille çok güzel site yapacağım deyip de farklı flash dediğimiz Google üzerinden tanımlanmayan, Google'un tanımadığı farklı yazılımları, algılamadığı, hoşlanmadığı farklı yazılımları kullanarak o web sitesini güzel yapacağım derken daha kötü bir sistem haline getirebilirler. Bu nedenle Google 6 ayda bir kullanıcılarına algoritma yenilemesi yapıyor. Webmaster'lar üzerinden hazırlanan bu siteler aslında algoritmalarının yenilenme sebepleri, 6 ayda bir yeni bir algoritma çıkarmasının en büyük nedeni, çünkü herkes Google'da belirli keywordlerde birinci sırada olmak istiyor. Sonuçta bir firmanız var ve bir ürün satıyorsunuz. O pazar alanına girmeye çalışıyorsunuz. O pazarda birinci sırada, birinci sayfada olmanız sizin için çok önemli. Çünkü satışlarınızın grafiğinin yüksekliği hep bununla ilgilidir. Önemlidir bu konu. Fakat firmalar ne yapıyor? Oraya farklı bir şekilde gelmeye çalışıyorlar. O sistemin içerisine dahil olmaya çalışıyorlar. Backlink denilen sistemlerle sayfalarını yukarıya taşımaya çalışıyorlar. Ancak bunlar yeterli değil. Bunlar kısa çözümler, geçici çözümler. Google'da bunun için sürekli webmaster'lar üzerinden bu tür önlemleri, algoritmalarını çözen webmaster'lara yeni yeni farklı farklı şeyler çıkartıyor. Çünkü herkes birinci sırada olmanın peşinde. Pazar büyükse, para da kazanılması gerekiyorsa o alanda oraya yerleşmek ve orada kalıcı olmak gerekiyor. Bunun için de sayfa sadece webmaster'ın elinde olan bir şey değil. Search Engineering Optimization dediğimiz SEO yapılanması, belirli keywordlerde o sayfaların üst sıralara çıkması için gerekli olan altyapının, yazılımının hazır olması, hazırlanması gerekiyor. Evet, başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Merak ediyoruz, önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Sizi ve firmanızı nerelerde göreceğiz Savaş Bey? Önümüzdeki dönemde şu anda Google'un özellikle, Google biliyorsunuz dünyada artık vazgeçilmez konumda. Neden derseniz
kullanıcı olarak %90'lık varan dünya genelinde bir kullanıcıya ulaşmış durumda. Herkes Google, Google diyor. Arama motorunda Google'larda en üst sıralarda olmanın peşinde. Bizim gelecekte yapmış olduğumuz Google'un planları içerisinde olan Samsung ve LG TV ile birlikte ortaklaşa hazırlamış oldukları uyduya atacakları yeni bir internet, yeni bir fiber optik internet, her şeyi anında hızlı, veri aktarımı çok daha kolay, zorlanmadan kullanıcıya televizyon formatında kendisi ürettiği bir internetle televizyonu bir araya getiren, yani sanal alemle teknolojiyi evinizin içerisinde el sıkıştıran bir pozisyonda yeni bir çağ gelişiyor, yeni bir çağ geliyor. Televizyonculuk da burada yeni bir çağ atlayacak. Biz ona hazırlanıyoruz. Şu anda 2014'te inşallah yayına girecek. Onunla ilgili planlarımız var, çalışmalarımız var. Evet, bizler de bu hedefleriniz ve çalışmalarınız doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize, internet kullanıcılarına ve izleyicilerimize ne tavsiyelerde bulunacaksınız? İki adam web tasarımı tercih eden bugüne kadar olan bütün firmalarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki kurumsal firmalarda web alanında çalışma, internet sitesi yaptırmak isteyen firmalara önemli bir tavsiyem var. Piyasada çok web tasarımcıyım diyen birçok kişi var, firma var. Fakat bunlar doğru insanlar olmayabiliyor. Aralarından tabii ki çok doğru düzgün insanlar, bu işte profesyonel olarak çalışan firmalar var ama firmalara tavsiyem profesyonel bu işte ilgilenen firmalarla çalışsınlar. Evet. Savaş Bey, vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, iki adam web tasarım ve organizasyondan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.